büyüklüklere ilişkin birkaç alıştırma yapalım. Dünyanın çapı 1 çarpı 10 üzeri 7 metredir. Bunlardan hangisi dünyanın çapı olabilir? Yani buradaki değer 1 çarpı 10 üzeri 7 yaklaşık bir tahmin. Bize buradaki değerlerden hangisinin buna yakın olduğunu soruyorlar. 1 çarpı 10 üzeri 7 eşittir 1 ve 7 tane 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 0. Buraya virgüller de koyalım ki sayıyı rahat okuyabilelim. Yani 1 çarpı 10 üzeri 7 eşittir 10 milyon. Bunların hangisi 10 milyona yakın bir değer diye bakalım. İlk seçeneğe bakalım. 1 milyon 200 bin diye devam ediyor. Eğer bu sayıyı yuvarlayacak olsaydım 1 milyona yuvarlamam gerekirdi. Dolayısıyla bu seçenek doğru değil. İkinci seçeneğe bakalım. 12 milyon 715 bin 430 metre. Eğer bunu milyona yuvarlayacak olsaydım, bunu 10 milyon diye yuvarlayabilirdim, değil mi? 12 milyon 715.430'u bilimsel gösterimle yazalım. 12 milyon 715.430 eşittir 1 virgül 3 çarpı 10 üzeri 7 olarak yazabiliriz. Yani bunu aşağıya yuvarlarsak cevabımız bu gibi gözüküyor. Yine de diğer seçeneklere de göz atalım. Bu seçeneği yuvarlayacak olsaydım 100 milyon ya da 10 üzeri 8 ederdi. Bu çok büyük. Son seçenekse 1 milyara veya 10 üzeri 9'a yuvarlanabilir. Yani bu da çok büyük. Demek ki cevabımız ikinci seçenek. Güzel, şimdi başka bir örnek. 7 çarpı 10 üzeri 5, 1 çarpı 10 üzeri 4'ten kaç kez büyüktür? Kaç kez büyük? Bu iki sayıyı birbirine bölmeyi deneyebiliriz. 7 çarpı 10 üzeri 5, bölü 1 çarpı 10 üzeri 4. Bu eşittir 7 bölü 1 çarpı 10 üzeri 5 bölü 10 üssü 4. 10 üzeri 4. Bu da eşittir 7 bölü 1 eşittir 7. 10 üzeri 5, 5 tane 10'un çarpılması demek. Paydada ise 4 tane 10 çarpılıyor. Sadeleştirirsek 1 tane 10 kalır. Veya üstlerin özelliklerini hatırlayacak olursak, bunu 10 üssü 5 eksi 4. Yani 10 üssü 1 olarak yazabiliriz. Yani daire içine aldığım bu kısmı 10 üzeri 5 eksi 4 eşittir 10 üzeri 1, bu da eşittir 10 olarak yazabilirim. Burası da eşittir 7 çarpı 10, yani 70 olacak. Yani 7 çarpı 10 üzeri 5, 1 çarpı 10 üzeri 4'ten 70 kere daha büyük. Bir örnek daha yapalım. Burada bize 3 çarpı 10 üzeri 9 hangi sayıdan 30 bin kat büyüktür diye soruluyor. Yine bölme işlemi yapacağız. 3 çarpı 10 üzeri 9'u 30 bine bölelim. Paydaki sayı bilimsel gösterimle yazılmış, paydadaki ise normal yazılmış. Ya payı normal yazacağız ya da paydayı bilimsel gösterime çevireceğiz. Her iki yöntemde deneyelim. Eğer paydaki rakamı genişletirsek bunu 3 ve 9 tane 0 olarak yazabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane 0 olarak yazabiliriz. 9 tane 0. Rahat okuyabilmek için virgülleri de koyalım. Bölü 3 ve 4 tane 0. Bunun da virgülünü koyalım. Şimdi sadeleştirebiliriz. Hem payı hem de paydayı 10'a bölelim. 10'a bir daha bölelim. 10'a bir daha bölelim. 10'a bir, bir daha bölelim ve sıfırlar bitti. Şimdi, pay ve paydayı 3'e bölelim. Yani bu ve bu 1 olacak. Yani paydada sadece 1 kaldı. Payday ise 1 ve 1 2, 3, 4, 5 tane 0 kaldı. Yani 100.000. Şimdi hem pay hem de paydayı bilimsel gösterimle yazarak çözelim. 3 çarpı 10 üzeri 9'u aynen yazacağız ve bunu 30.000'e bine böleceğiz. Burada 1, 2, 3, 4 tane sıfır olduğuna göre bunu 3 çarpı 10 üzeri 4 olarak yazabilirim. 3'ü 3'e bölelim. Burası 1. 10 üzeri 9 bölü 10 üzeri 4. Bu 10 üzeri 9 eksi 4 olacak. Bu da eşittir 10 üzeri 5. Yani 1 çarpı 10 üzeri 5 ki bu da 100.000 eder. Yani 3 çarpı 10 üzeri 9 100 binden 30 30.000 kez büyük.